Benim köyüm ülkemizin doğu bölgesinde, dağların üstünde bulunan hiç gelişmemiş bir köydür. Günde belki iki ya da üç araba geçer. Köye ilk gelişimdi. Her şey güzel ve normaldi. Şüphelenmeler ve meraklanmalar da akşam başlamıştı. Ninem beni saat 6'da güneşin batmasına az kala çağırmıştı. Evde ninem ve dedem vardı. Eve gidip ne olduğunu sorduğumda, bu saatte herkes evinde olur. Çünkü dağdaki kurtlar ve ayılar köye iner dedi. Bunu normal karşılar gibi karşıladım. Çünkü yüksek bir yerdeyiz ve yukarısı ormanlık. Bu hayvanların köye inmesi normal bir şey. Öbür gün sabah erkenden uyanıp yürüyüşe çıktım ve çeşmenin yanında su içen muhtarı gördüm. Yanına yaklaşıp önce selam verdim, sonra ona köye inen hayvanlardan hiç insanlara zarar veren oldu mu diye sordum. Muhtar önce şaşırdı, sonra ne hayvanı dedi. Ben de ayı ve kurtlardan bahsettiğimi söyledim. Muhtar önce güldü. Ben 55 yıldır bu köydeyim ve bir kere bile ne ayı ne de kurtların köye indiğini gördüm. Peki niye köydeki insanlar güneş batmadan evde oluyorlar dedim. Muhtar bu sefer garip bir şekilde bakıp ninen sana anlatmadı mı dedi. Ben de şaşkınlık ve korku hissi başladı. Bana bir şey anlatmadı dedim. Muhtar iyi dinle. Bunu sana anlatmak istemem. Eğer anlatırsam zar zor uyursun dedi. Ben iyice korktum ve merak sarmıştı beni. Ben sonra olmaz anlat dedim muhtara. Emin olup olmadığımı sordu. Eminim dedim. Muhtar biz de ne olduğunu tam anlamadık. Neredeyse 30 senedir güneş battıktan sonra dışarıda olan insanlar kaybolmaya başladı. Kim güneş battıktan sonra dışarı çıktıysa onu son görüşümüz oldu. Bunun üzerine jandarmayı aradık. Neredeyse bütün köy ve orman arandı. Ama ne bir iz ne de bir ayak izi bulunabildi. Bir kıyafet parçası bulundu sadece. Bu olaylar devam ettiği için jandarma saat 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı koydu. Sanki köy sabah bizim, akşam ise başka varlıkların yeri oluyordu. Biz de bu kurallara uymaya başladık. Bir süre sonra ise akşam vakti kapı çalmalar başladı. Kimin kapısı çalınırsa açan kişi kaybolur. Kimse akşam vakti kapısını açmaz. Buraya yakın bir ilçede bilinen bir hocaya gidip yardım istedik. Hoca taksiyle köyümüze getirildi. Hoca taksiden indiği anda tövbe tövbe deyip dualar okuyup korkmuş şekilde taksiye bindi. Ve çabuk sür şu arabayı deyip aniden gitti. Köyü boşaltıp farklı bir yere gitmek de aklımıza geldi ama köydeki insanlar zaten zar zor geçiniyorlardı. Başka bir yere gitmeye paraları yetmezdi. Biz de kurallara uyup kalmaya karar verdik. Ben teşekkür edip çok korkmuş ve düşünceli bir şekilde ninemin evine yürümeye başladım. Muhtar arkamdan bağırıp sakın akşam ne kapıyı aç ne de pencereden dışarı bak dedi. Korkmuş bir şekilde ninemin evine gittim. Bana niye moralimin bozuk olduğunu sordu. Ben de muhtar bana her şeyi anlattı dedim. Sana anlatmadığım için üzgünüm. Korkmanı istemedim dedi. Şimdi yaylaya gideceğim. Yarın sabah burada olurum dedi. Deden de saat 5'e doğru burada olur dedi. En azından evde tek başıma kalmayacağım dedim. Saat neredeyse 7 olmuştu. Güneş batmış, gece çökmüştü. Dedim hala yoktu. Birden kapı sert bir şekilde çaldı. Tam kapıyı açacaktım. Muhtarın söyledikleri aklıma geldi. Kimseye kapıyı açma demişti. Ama bu dedem olabilirdi. Hatta zor durumda bile olabilirdi. Kapıyı açtım, dedem gelmişti. Ama garip bir şekilde bana kapıyı niye açtığımı sordu. Ben de sen olduğunu düşündüğüm için kapıyı açtığımı söyledim. Dedem içeri girdiği an direkt odasına girdi. Ben de korkmuş bir şekilde uyumaya gittim. O akşam kabuslar görerek uyandım. Sabah olmuş kapı çalıyordu. Kapıyı açtığımda nenemle dedemi gördüm. Nenem, dün deden gelmediği için üzgün. Yolda beni görüp benimle yaylaya geldi dedi. Ben şaşırdım. Ne olduğunu anlayamadım. Kekeleyerek dün akşam kapı çaldı ve dedem geldi dedim. Şaşkınlık içerisinde bana baktılar. Bana dedem benle birlikteydi dedi. Muhtar sana her şeyi anlattı. Kapıyı açmamalıydın dedi. Bana nereye gittiğini sordular. Sizin odanıza girdi dedim. Şaşkınlıkla bana baktıktan sonra odaya bakmaya gittiler. Aman Allah'ım, gördüklerim beni şok etmişti. Oda olabildiğince dağılmış, eşyalar kırılmış, duvarlarda anlayamadığımız bir dilde yazılar yazıyordu. Birkaç tane de sembol vardı. Odaya iyice bakındılar ama kimse yoktu. Dedemle ninem iyice şaşırmışlardı. Genellikle kapıyı açan kişi kaybolurdu. Ama bana bir şey olmamıştı. Telefonumla duvardaki yazıların fotoğrafını çektikten sonra o fotoğrafı köydeki herkese sordum. Onlar da bu dili hiç görmemişti. Tek bir kişiye sormamıştım, o da muhtardı. Muhtarın yanına gittikten sonra yazının hangi dil olduğunu sordum. O da şaşkınlıkla bu yazıyı kimin yazdığını sordu. Ben olayı sonra anlatırım, ne yazıyor dedim. O da eski bir dil dedi, İbranice yazılmış dedi. Ama sözcükler çok anlamsız, alakasız sözcükler.
Kelimeleri teker teker anlamını söyledi. Ölüm, yeniden doğuş, kıyamet ve korku yazıyor dedi. Kelimeleri birleştirirsek bile anlamlı bir cümle çıkmıyordu. Bu sırada yavaş yavaş karanlık çöküyordu. Muhtar, hadi evine git, akşam oluyor. Bana olayı yarın anlatırsın dedi. Evime gittim, düşünceli bir şekilde uzandım. Hafif uyumuşum, uyandığımda saat 8'i gösteriyordu. Karanlık çökmüş, dedemler erken yatmıştı. Beni merak sarmış, yerimde duramıyordum. Bana yapmamam gereken şeyleri yaptırdı merakla. Camdan bakıp sonsuz karanlığı seyrettim. Dedemlerim benim uyuduğum odanın penceresine, ormanlık ve az ilerisinde de dağlık bir alana bakıyordu. İleride ağaçların oynadığını gördüm, hayvan olduğunu düşündüm. Sonra siyah renkli koyunlar çıktı. Yaklaşık 40 ya da 50 tane koyun vardı. Ve sonra bir çoban çıktı. Ben şaşkınlıkla orayı izliyordum. Çobanın yüzünü görmeye çalıştım ama hiçbir şey yoktu. Ayın ışığı yeterince aydınlatıyordu. Ama çobanın yüzü yok gibiydi. Çünkü aydınlık olmayan tek yer onun yüzüydü. Ve en garip şey saat 6'dan sonra dışarı kimse çıkmıyordu. Bunlara çoban da dahildi. Ben çobana şaşkınlıkla bakmaya devam ettim. Sonra çoban bana birden baktı. Aman Allah'ım, çobanın yüzü simsiyahtı. Ve onunla birlikte koyunların tümü de bana baktı. Korkudan hemen başımı eğdim. Biraz bekledikten sonra tekrar baktım. Camın hemen dibinde çobanla yüz yüze geldim. Korkuyla uyandım. Acaba gördüğüm şey rüya mıydı yoksa gerçek miydi? Bunu bu akşam anlayacaktım. Odamdan hiç çıkmadan akşamı bekledim ve yine dışarı seyrettim. Ormandan dünkü gibi hayvanlar ve çoban çıktı. Bu sefer daha görünmeden baktım. Koyunlar siyah bir duman içinde insanlara dönüştü. Ve insanlar ayrılıp köyün dört bir yanına dağıldılar. Sanırım kapıyı çalan insanlar bunlardı. Kapı sesiyle irkildim. Kapı çalıyordu. O kadar sert çalıyordu ki sanki kapıyı kıracak gibiydi. Hemen perdeyi çekip yorganımın altına girdim. Çok korkmuştum. Sonra o kişi camın önüne geldi. Perdeden gölgesi belli oluyordu. Korkudan ter içerisinde kalmıştım. Hafiften camı tıklattı. Bir iki dakika orada bekledi ve gitti. Sabah uyandığımda bile korku devam ediyordu. Bu olayı birisi durdurmalıydı. Akşama kadar bekledim ve en büyük hatamı yapıp dışarı çıktım. Çobanın çıktığı yerin ilerisinde ağaçlara gizlendim. Acaba nereden geliyordu? Çığlık sesleri duydum. Bu seslerle birlikte hayvanlarla çoban da geliyordu. Hep aynı yerden çıkıyorlardı. Bu sefer daha yakına gittim. İnsana dönüştükleri zaman fotoğrafını çektim. Flaşı açık unutmuşum. Sonra hepsi birden bana baktı ve ormanın derinliklerine doğru koştum. Biraz rahatladım. Kimse peşimden gelmiyordu. Biraz saklandım ve olduğum yerden koşarak evime gittim. Fotoğrafa baktım. İnsanların gözlerinin aşırı bir şekilde parlaması dışında her şey normaldi. Sabah bu fotoğrafı muhtara gösterdim. Muhtar sen ne yaptın dedi. Seni de alabilirlerdi. Sonra şaşkın bir şekilde fotoğraftaki insanların kaybolan insanlar olduğunu söyledi. Ama çobanın yüzünü anlayamadım. Karanlık çıkmış dedi. O anda aklıma bir şey geldi. Çoban dışında ve koyunlar insana dönüştüğü dışında insanlarda hiçbir gariplik yoktu. O çoban bence insanlara bir şeyler yapıyordu. Akşam yine çobanı araştırmak için ormana gittim. Çığlık sesleri gelmeden biri bana dokundu. Ürküp arkama baktığımda dedemi gördüm. Acaba benim için meraklanıp arkamdan mı gelmişti yoksa onlardan biri miydi? Emin olamazdım. Ta ki yerden bir taş alıp beni bayıltana kadar uyandığımda ormanın az ilerisindeydim ve orman yanıyordu. Sonra muhtar geldi ve arkasından kaybolan insanlar vardı. Hepsi gayet normaldi. Muhtar bana iyi olmadığımı sorduğumda iyiyim dedim. Sonra kalktım.